Ne yapıyorsun bakayım burada? Ay çok pardon, çok özür dilerim. Ben sizi arkadan bir arkadaşıma benzettim. Ay çok pardon. Arkadaş olabilirik isterseniz. Arzuya bağlı. Ay yok, yanlış anladınız. Ben sizi başkası zannettim. Ne olacak ya? Hallederiz. Sen nasıl bir şeye baktın? Ben kahvaltı tabağı almaya gelmiştim aslında. Bak hele, kahvaltı tabağı neymiş? Ben sana kahvaltı tabağı değil, kahvaltı sofraları kurdurayım. Yok Mersi, hiç gerek yok. Mahmut, dursun! Pambik gibi kız. Saçları da yağ biberi. Maşallah. Selamun aleyküm hemşerim. Baba, Adanalı mısın? Yok, ben buralıyım da. He, nasılsın? İyi işte. İyisin. Buyur olur hemşerim, bir siparişin var mı? Nedir? Ayakta dineldim kaldım değil mi? Yok, oturmayacağım. Gideceğim de. Buralarda bir Adanalılar mahallesi varmış. Ne tarafa düşüyor? Ula, bu yakınlarda Fransız sokağı var, İtalyan merdivenleri var da Adana mahallesi yok desem yalan olmaz yani. O vakit zevzev gezip arayacak desene. Bu da bir fikir. Eyvallah, sağ ol. İyi, haydi. Güzeller güzeli Dilber. İğne deliğine de girsen bulacağım seni. Arar bulurum. Ne olacak ya? Hoş geldin hemşerim. Bulabildin mi Adana mahallesini? Bulamadık. Etraf zibil gibi insan. Herkese sorduk, soruşturduk. Bilmiyoruz dediler. Koskoca İstanbul hemşerim. Elinde bir adres, bir şey, bilimsel bir veri falan yok mu ya? Yok. Bu semtte dediler ama bilmiyoruz. İnsan sucuk gibi oldu. Ayaklarıma kara sular indi. Bak hele, içim yandı. Bir eşki limonata getir de içek. Emin olur hemşerim, emin olur. Hadi Allah kolaylık versin. Yani halacığım, beni bilirsin, sözüm senettir. Yok kriz var, yok piyasada panik var diyerek babam beni... Helaleme malamat ediyor, anladım. Çok da fazla bir şeydir, topu topu 3 milyon dolar. Sende bunda 10 katı vardır halacığım. Söz, şu temel atılsın, 2 ay sonra geri ödeyeceğim ben sana. Aşk olsun, vallaha darılırım. Senden kıymetli mi kadasını aldım. O babayın cebinde sanırsın zehirli böğü var. Elini cebine atmaz. Ben sana veririm istediğin parayı kuzu. Sağ ol halacığım, canım benim. Yalnız gıllicik bir şartım var. Söyle halacığım. O sıska sinsiden ayrılacağım. Nasıl yani? Aslıdan ayrılırsan mı parayı vereceksin bana? Sağ kıyamam Osman, kıyamam kuzum. İşlerin hep o uğursuz yüzünden ters gidiyor. Sıfatında meymenet yok. Maşallah dediği 7 gün yaşıyor. Ayrıldım de parayı hesabında bil kuzu. Allah. Biz zaten az önce ayrıldık galiba. Allah sabin şükür olsun. Nilay tatlı yap konuyu komşuya dağıtak. İyice ne kopma noktasına geldik. Ayrıldık de yavrum, ayrıldık da kuzum, bitti de. Ayrılacağım yani. Ayrıldık canım işte. Yemin et. Vallahi öyle. Ekmek Kur'an çarpsın de. Ekmek Kur'an çarpsın. 2 gözüm önüme aksın de. Aksın, aksın. Sözümden dönersem 2 yakam bir araya gelmeye, başım yastık yüzü görmeye de. Allah Allah. Desek ya oğlum. Tamam Allah dedim ya, tamam dedim. Yarın bankaya ararım. Allah. Osman, inan olsun 10 yaş gençleştim oğlum. Gençleştim kuzum. Tahsin Bey ne vakit deniyormuş Antep'te?
Evet. Dilber. Evet. Ben Azim. Dilber. Seni televizyonda gördüm. Camdan atlıyordun. Ağlıyordun. Baldırların esen rüzgarın etkisiyle açılmış idi. Hırpanın teki seni o pambik baldırlarından tutuyordu. Demek bu kadar vahattır İstanbul'dadır deyi atladım geldim. En sonunda senin izini buldum. Kimmiş ya? Yanlış numara. Yanlış numara. Ben değilim, başkasıyım. Senin o pürüzlü, ılık ılık, buharlı sesini her yerde, her vakit, her türlü tanırım Dilber. Bana bir adres ver. 40 yıldır kavuşamadık. Bu kadar hasret yetmez mi? Bana bir adres ver Dilber. Artık kaçamayacaksın. Ne olacak ya? Kendini teslim et, uslata erelim. Yanlış numara. Aramayın beni. Artık çok geç. Geç mi? Ha? Ya hala bak, bana bir sürü yemin ettirdin. Yarın şu benim banka işini halledersin değil mi? Ha, evet. Ay. Evet. Oy. Şekerim çıktı. Hem de vallahi terledim. Ha. Hoş geldin hemşerim. Ne oldu, buldun mu aradı onu? Bulamadık kardeş. Ama peşini bırakmıyoruz. Bunlar, ben bu İstanbul'da hiç Adana mahallesi falan duymadım. Ama Adanalı tanıdıklarım var, belki onlar bilir he? Tanıdıkların kim? Ahbap, dost, tanış çıkmıyor. Adana öyle küçük bir yer değil ki hemşerim, nereden tanıyacağız? Bu zengin Koca Arslan'ın ailesi var ya, o şahıslar benim çok muazzam yakınımdır. Koca Arslanlı mı dedin? He, tanıyor musun? Tanımam mı? Kadasını aldım. Akraba sayılırız. Dilber Hanım İstanbul'a taşındı diye duyduk. Bir ziyaretine gidip gül yüzünü görüp kahvesini içmek isterik. Sende adresi var mıdır? Olmaz mı ya, ayıp ediyiz. E ver bana ya. Ölümlü dünya ne olacak ya? Şifrenin kilidini kırma yarışı. Oldu, harika tasarım. Azim. Azim ya. Sevgilin, belalan, aşığın. Azim, nahal geldin. Nasıl buldun beni? Dediydim Dilber. İğne deliğine girsen seni bulurum dediydim. Televizyonda gördüm. İstanbul'da olduğunu anlayınca yayan yapıldak düştüm yollara. Gel buradan. El alama malamat edeceksin bu yaştan sonra beni. Heyecanlandım. Hizmetçi kız duyacak. Ben heyecanlanmadım mı sanıyorsun? En son görüşmemizin üzerinden 30 yıl geçti. 30 yıl değil mi? Sen o kadar yıl beni arama. Benim üzerime. 6 kere. 6 kere evlendim, evet. Ya. Ben senin o kıllıcık ağzının domarışından Omar diyeceğini anlarım. Evlendim. Ama bir sor. Neye evlendim? Soruyorum. Ben isteyip isteyip 6 tane karıyı niye aldım? Haydi sordum. Cevabın var. Ben o kadınların hepsinde seni aradım Dilber. Senin o yanık boyday tenini. Kıllayacak küçük ağzını, çağla gözlerini,
Upan biç baldırlarını. Azim kelef. Yüz. Hala terliyor musun? Bak hele Azim. Nilay. Ne istiyorsun? Ne sessiz sessiz geliyorsun tosbağa gibi kızım? Benim akrabam. Konuşuyorduk sadece. Adana'dan benim akrabam. İyi tamam deyse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Bir kahve koy da içelim. İyi tamam hemen. Zahmet olmazsa ha. Hiç değişmemişsin Dilber. Azim bir gelen olacak. Ne olacak ya? Sucuk gibi oldun ha. Beyefendi de benim Adana'dan akrabam. İş için gelmiş de ziyaret etmiş kendisi. İyi Dilber teyze, söyledin, hoş gelmiş. Rahat edemeyeceksen bir arabaya binek, otele motele gidek mi? Avel avel konuşma Azim. Ben namusun kitabını yazmışım, duvara asmışım. Belirli aralıklarla imza günleri yapıyorum. Kahveni iç, edebinle git burada. Seni hiç unutmadım Dilber. Duydu inanma. Altı tane kara almış, halen ta konuşuyor. Dilber. Ben seni 20, 25, 32 yaşlarında muhtelif zamanlarda babandan istedim mi, istemedim mi? İstedim. Benim için pambik işçisi dediler. Mart sıpası dediler. Çulsuz dediler. Anası samrısak, babası soğan dediler. Vermediler. Doğrudur. Bak, Adana'da kendi fabrikamı kurdum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Pambiklik kumaş üretiyoruz. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Hey Allah artırsın, ne deyek? Ama bir Dilber'im yok. Oy Azim. Bir del, üç del, beş del, altı dene karı. Onca yıl bu güzeller güzeli Dilber. Ne yedi, ne içti. Başka bir ihtiyaçları var mıydı? Hiç sorun yok. Bütün ihtiyaçların acısını çıkarırız evvelallah. Şarap gibi kadınsın. Yıllar içindeki ateşi söndüreceğine yellemiş. Telledim ha, vallahi telledim. Tahmin etmiştim. Dilber. Arpayı biçemedim, su soğuğu içemedim. Ben canımdan geçtim de bu yarıdan geçemedim. Kapı dibinde testi, kemer belimi kesti. Hiçbir derdim yok idi. Yarın mektubu kesti. Ya bir de bu var. Ya ne olacak dedik. Üç kere istedik, vermediler. Vermeyince biz de vazgeçtik. Belki hata yaptık. Ama zurnanın zırt dediği yerde hatamızı anladık. Koştuk sana geldik Dilber. Aldıkları boşadım. Hiçbiriyle mesut olamadım. Senin gibisini bulamadım Dilber. Beter ol. Dilber. Seni almadan hiçbir yere gitmem. Amcan, dayın, abin, yeğenin, bir yakının kim varsa söyle, sen isteyek. İstemem. Niye? Başka sevdiğin mi var yoksa? Varsa vardır, yoksa yoktur. Azim sen git. Ben el aleme malamat edeceğim, git. Dilber, kokunu özledim. Azim, kadasın aldığımı yapma böyle. Dadını da özledim ha. Allah, sen bilirsin. Bu gece beni misafir eder misin?
nerede misafir edeceğim kurban olduğum? Kurban diyen dilleri ve her yerini yerim. Ne olacak ya? Yere bir mitil atarık, yatarık. Sonuçta avara bir pambik içisi değil miyim ben? Serseri. Fırındak. Bak bu fırındak sana ne getirdi? Abo! Senin 20, 25 ve 32 yaşlarında istemeye geldim tabak. Lokumlar taze yalnız. Denedim 2 senede bozuluyor, kurtlanıyor. 40 yıldır sakladın mı tabağımızı? Bu sefer bu tabakla seni isteyeceğim ve alacağım Dilber. Bu tabak 40 yıllık sönmeyen aşkımızın ispatı. Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın Dilber'i kollarında. Allah canımı alsın Dilber'i kollarında. Gel gel Adanalı kız, güzel Adanalı kız, Adana yollarında gezemiyorum yalnız. Amanın yalnız yalnız, ahzım yalnız yalnız, senin yalnız yalnız. Amanın yalnız yalnız, gezemiyorum ben yalnız. Beyefendi yakın akrabam oluyor Adana'dan. İş için gelmiş kendi. Bu gece misafir edecek. Yarayık ya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Ankara'yı